Sporstiştar ekranlarına hoş geldiniz. Beşiktaş'ta dop dolu bir haftanın içerisindeyiz. Başkanlık seçimine doğru gidiyoruz ve bugün çok özel bir konu, konuğumuz var. Beşiktaş Kulübü eski başkanı Sayın Fikret Orman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Başkan? Çok iyi amd ya. Bizi yani, kırmadığınız için de çok teşekkür ederiz. E, rica ederim ya. Ertana da de böyle bir sözüm vardı. Esasında bu hafta böyle bir basit toplantısı yapayım diye aklımdan geçiyordu. Sonradan da düşündüm ya. 5 seçim var yani millet de bıktı yok Çebi onu dedi ne bunu dedi filan diye üç tane gazeteciyle beraber yapmak e, ve içini dışını bilen vakıf olan insanlarla yapmak daha aydınlatıcı olur e, fikri oldu böylece hem Ertan'ın olan sonucundan e, dönmemiş oldum bir yerde ondan sonra da mutluyum burada olmaktan e, çok da güzelmiş İnşallah güzel bir program olur seyredenler de keyif alırlar Hoş geldiniz başkanım. Hoş, hoş, geldiniz, hoş geldiniz başkanım. Kır, bir kırgınlığınız vardı ilk ayrıldığınızda. Geçti mi o Beşiktaş'a gerçek uzun süre kırgın kırılmaz ama geçti mi o kırgınlık? Böyle bir, bir süre biraz üzülmüştünüz ayrılırken. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşandı o dönem. Ya çok üzüldüm. Çok da üzüntüm böyle çok da böyle geçti diyemem. Yani Bunu sorma sevim çünkü hiç durmadan ne zaman dönecek, ne zaman dönecek soruları çok fazla son bir yılda gündeme geldi. O yüzden tamam. sordum. Şimdi e, bunu en iyi algılayabilecek insanların başındasın. Ben Beşiktaş'a geldiğimdeki gün, şartlar, olaylar belli. Yani bugün şimdi Beşiktaş'a mesela başkan adayları, iki tane değerli adayımız var. O dönemde kimse yok da aday. Yani, e, haksızlık da etmeyeyim. Geçenlerde de Bülent e, üzülmüş. Deriş, Demiş ki ben e, dernekleri kapandı demiştim. Ben Bana öyle söylemişlerdi. Kapanmamış. Allah işlerini de yürütüşlerini rast getirsin. Amacım kimseyi aşağı çekmek falan değil. Yani kamuoyunu böyle e, dolduran adaylardan bahsediyorum. Yoktu Ve ben ne halde gelip de Beşiktaş'ı nerelere getirdiğimi gayet iyi biliyorum. Zaten konuşmalarımın bazılarında da söylüyorum. Diyorum ki bunlar kendiliğinden olduğu zannediliyorsa yapsınlar da ben de görelim herkes bir görsün yani o yapılan işler başarılar marka değeri tanınan bilinen Beşiktaş futbol takımının havası kulübün havası yani bir maç oynanıyor yani Beyoğlu'ndan Nişantaşı'ndan her tarafına hep beraber yaşadık o günleri yani ve %90'a yakın dolulukla oynanan bir stat ve biz mesela Avrupa maçları veya derbiler hariç bizim örnek olarak söyleyeyim, bir Başakşehir maçıcımız bile e, biz o günün değerlerine göre çok yüksek fiyatta VIP'den bile satabiliyorduk. O haldeyken Beşiktaş inanılmaz derecede yanlış yönlendirerek ve e, sadece ve sadece şahsi egolar yüzünden 3. 4. 5. 6 şampiyonluklara giden, ligi domine eden bir kulüp haline gelecekken tam anlamıyla bir kumpas operasyonuyla bizi çok kötü bir yere getirdiler ve ben çok üzüldüm. 2-3 tane üzgünlüğüm var. Bir tanesi üzgünlüğüm bunları yapanları tanıyor ve ben de bir, birçoğunun çalışıyor olması. Bunlar bir parçası, bütünü değil ama bir parçası. İkincisi de Beşiktaş camiasının bunu geçenlerde de söyledim sigarasını yaktı herkes ser etti. Şimdi mesela seçimler var toplantılar yapılıyor filan böyle yapılıyor filan ya bize bunlar yapılırken kimse yoktu. Hiç toplantı toplantı yapıldığını da görmedim. Ben hatta il il gittim gezdim sahip çıkın başkanınıza filan diye. Onu da dediler ki ya ben bırakırım filan diye bizi buyurun. Ve ortaya şu çıktı. Şimdi onun için ne zaman gelecek ne zaman gelecek diyorlar. Bu yapılanların hepsinin birer kumpas olduğu ve bunu yapanların hiçbirisinin de bir becerisi olmadığı ortaya çıktı. Onun için ama bu benim içimdeki kırgınlığı ortadan kaldırdı mı? Çok kaldırmadı. Yani çok fazla derecede kaldırmadı. Ama ben tabii ki çok eski Beşiktaşlıyım. Hayatım bu kulübün içinde geçti. Onun için de hiç Beşiktaş'a kırılmaz. Beşiktaş zaten bir kişi değil. Beşiktaş bir tüzel kişilik tüzel kişiye kırılmaz. Kişilere kırılıdır. Ama biraz zaman iyi gelecek diye düşünüyorum. Ben de o zaman içerisindeyim. Tabii bu süreçte lafı uzatıyorsam kusura bakmayın. Yok gayet iyi başlıyor. Kendimle ilgilenme, işlerimle ilgilenme, çocuklarımla ilgilenme fırsatı buldum. Çok mutlu günler geçiriyorum. Hamdolsun. Allah'a çok şükürler olsun. İşimizle, gücümüzle uğraşıyoruz. Bu yapılan bir sürü dedikodulardan falan kurtulduk. Hani benim her gittiğim şey bir dedikoduydu. Her kişiye selam verdiğim bir dedikodu üretiliyor. Oradan bilmem neler filan öyleler böyleler. Yok oradan 3000 daire Tayyip Erdoğan Fikret Orman'a verdi bilmem ne filan anlatıyorlar. Çiziyorlar. Onların hepsi bir bitti. Biz de normal hayatımıza döndük. Huzurlu iyi bir e, süreç yaşıyorum. Kendi açımdan e, bendeki durum bu. Sayın Başkan Şimdi biz çok tanık olduk yani gece mesela 11'de o stat yapılırken oradaydınız. Sabah 8'de geliyorduk. Baret vardı kafanızda yine oradaydınız. Geri geldi orada yattınız. Yani Beşiktaş'a verdiğiniz emekler zaten ortada. şimdi Taraftarların da sosyal medyada sizle ilgili mesela özellikle son 2-3 aydır çok güzel ifadeleri var işte. Tekrar başkan olsun, lütfen geri dönsün diye. Böyle bunları belki takip ediyorsunuzdur. Gerçi sosyal medya kullanmıyorsunuz ama okuduğunuzda ne hissediyorsunuz başkanım? O taraftarların o güzel mesajlarını. Ya çok açıkça bir şey söyleyeyim. Ben e, 2019 20 Ekim'inde bıraktım. Yani bundan 4 sene evvel. Bıraktığım süreçten itibaren hiçbir gün bir terbiyesizlikten hiçbir yerde karşı karşıya gelmedim. Sokakta yürürüm. Ben çok sokak adamıyım ben. Yani her yere giderim, girerim, çıkarım e, ve gelen insanların çoğu fotoğraf çektirtme. İşin enteresanı Fenerbahçeliler, Gahsaylar da çok saygı duyarlar bana. Biz onlarla rekabet ettik. Maçlar kazandık, kaybettik. Laflar söyledik ama birbirimize çok böyle saygılı hiçbir terbiyesizlikle karşılaşmadık. Hep de metiyelerle karşı karşıya kaldım. Bu benim yaşadıklarımın çoğu zaten sosyal medya tarafıyla yönetilen bir şeydi ve e, o da kandırılan biz çok insan da gerçekleri görüyor yani gerçekler görünce de hiç öyle e, şey olmadı. Yani ha ben arkadaşlarım falan Arda işte başkan senin için şöyle dediler falan diyorum. O zaman şu dün -dü diyorum. Ya zamanında söylenseydi. Yani ben e, bunlar zamanında konuşulsuydu diye e, bazen içimdeki o kırgınlıklar çıkıyor ama yine herkese teşekkürler. Sayın başkan Özellikle bu dönemde, evet Beşiktaş bir seçime gidiyor ama Sayın Ahmet Nur de sizinle ilgili e, ifadeleri oldu en son e, Beyaz TV'de. E, Sayın Çebi dedi ki, Fikret Orman gittiğinden bu yana benim aleyhimde çalıştı. Hiçbir başkan benim bir önceki başkan tarafından bu kadar yıpratılmadı dedi Sayın Çebi. E, Aleyhinde çalıştınız mı başkanlık döneminde ve biraz böyle e, karşılıklı demeçler olmaya başladı. Şimdi açıkçası şunu söyleyeyim. İlk önce bir geçmişe dönüp gelelim. Ben bir defa bir televizyon programı yaptım. TGRT ile. Evet. O TGRT ile televizyon programı yaptığım arkadaşlar da kanalları dahil olmak üzere kendileri de tesislere girişleri yasak, onlar yasak, bunlar yasak filan bir durumda kaldı. İkinci yapmış olduğum televizyon programı da Sözcü TV'de yaptım. Hı hı. Ve istifa etmeden evvel o bir Avrupa maçımız var. 3-2 yenildiğimiz maçımız. Ondan evrak iki günde yapılan bir röportaj. Onlar pazar günü yayınlandı. Onun haricinde ben bir yerde bir röportaj yapmadım. Neden yapma ihtiyacı duydum bu iki röportajı da? Çünkü sistematik olarak beni bir yalanın içine, iftiranın içerisine ve algının içerisine attılar. Bunlar şimdi hepsi ortaya çıkıyor şimdi hepsi çıkınca da şimdi hep böyle masumu, mağduru oynayan bir yapı. Çok masum. inanılmaz masum. Bu işte ben diyor Fikret Orman'a diyor hırsız demedim diyor. Ama Hasan Arat'la konuşmasında ki Hasan Arat da ona da sonra gelelim. Diyor ki hırsızlardan hesap sor dedi diyor. Yani bir şey onun aklı etmez benim aklıma. Yani o ne demek ve işi nereye yönlendirmek istediğini gayet güzel yapıyor. Mesela diyor ki 2 milyon dolar diyor para almışım diyor Beşiktaş'tan diyor. Hırsızlık mı yaptım diyor paramı aldım diyor. O bir algı. O şimdi hep öyle algıyla algıyla 102 milyon euro Allah Allah. Ya onu anlatıyorum. Bakın. Bir ortada bir rapor yapıldı. Ben o rapor Beşiktaş kulübüne kaç defa gelip kaç defa gittiğini biliyorum. O raporun nasıl yapıldığını da biliyorum. O KPMG şirketine bu davalar bitsin hayatlarının en büyük davasını açacağım. Hem KPMG Türkiye hem KPMG yurt dışına. O nasıl yapıldığını da biliyorum ben. O dava, o dosyadaki sorular sormuşlar. Soruları sordukları kişi kim? Parayla oynatılan bir müsvedde. İsmini anmayayım. İkincisi Beşiktaş'ta davası olan kişiler. Üçüncüsü benden nefret edenler. Ve bu 102 milyon euro, 102 milyon euro algı, 102 milyon. Çok mutluyum sizde program yaptığım için. Esas burada olma sebebinin ana sebebi o. Çünkü siz Beşiktaş'ı gün gün takip eden insanlarsınız. Siz işte benim başkanlığım dönemimde dahil olmak üzere içeriden bilgi almaya ne olduğunu ne bittiğini bilen insanlarsınız. Beşiktaş'ta 102 euro bak 102 milyon doları değil 102 euroyu bir yerden bir yere versen 102 bin kişiden dinlersin. Bak bunun haksız iftira olarak rahmetli şafağa da, bana da yapılanların ne olduğunu onlar bildiği halde hep iftira. Bir Beşiktaş maç kaybediyor. Allah diyorum yandık. Yandık diyorum. Ver bir tane yalan bir bilgi kumpasçıya. Sizin başkanlık döneminiz. Hayır hayır. Başkanlıktan sonra Beşiktaş maçı kaybediyor. Ver bir bilgi kumpasçıya. Kumpasçının anonsçusu var bir tane. Tek işi Beşiktaş'ta ben. Maça gelmez yazı yazmaz, muhabirlik yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Tek işi var, bir tane. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz, bunun zıttında bir şey söyleyin lütfen. Bir tane işi var, Fikret Orman'la alakalı haber yapmak gerekli olan kişiye gönderiyorlar. O da yayıyor. Allah Allah, hemen maçı örtmeye. Bir daha Beşiktaş bir zaman geçiyor, bir maç kaybetsin. Allah diyorum yandık, şimdi yarın yine bir şey çıkacak. Çünkü niye? Hep algı, algı. Ve bu algılarla bizi öyle bir yere getirdi ki Çebi, Çebi de demeyeyim artık ya Ahmet. Ahmet bizi öyle bir yere getirdi ki artık çünkü Beşiktaş Başkanı falan değil. Bu pazar günü yolcu Abbas. Öyle bir yere getirdi ki algılarla bizi götürdü öyle hep millete onu empoze ediyor. Ben demedim diyor. Ben diyor ofo diyor ben diyor dosyayı yaptırtmadım diyor. Davayı ben açmadım diyor. Mağdur. Hep diyorum zavallı ya. Hep mağdur. O yapmadı. Hiçbir şey o yapmıyor. Peki kim yaptı? Davayı kim açtı? Bir hukuk bürosu açtı. Hukuk bürosuna yetki kim verdi? Adam akşamleyin yattı dedi ki böyle ya ben dedi bugün dedi Fikret Orman'a dava açayım dedi ya. Sen o KPMG'ye rapordaki yazılan bilgileri veren sen o adamlara sordurtan sen yok öyle olmadı. Adamlar yolda geçiyordu. KPMG de yoldan çevirdi bunları. Tamam yani, mı? Aa dedi yolda geçerken bir adam buldum dedi. Bu nasıl oldu dedi o da anlattı. Bırakın ya bu işleri. Kimsenin aklıyla kimse şey geçmesin. Direkt kumpas kurdular. Ben bağırtmadım. Bak yer veriyorum. Diyorum ki uşağa gittim. Uşağa. Uşağa Beşiktaş Başkanı. Sizin hatırladığınız bir zaman var mı? Uşağa Beşiktaş Başkanı gittiğini. Rakip yok. değildi Uşak. Uşak spor rakip olmaz için yok. Ben o gitmiş. Orada bir okul açılışı. Beşiktaşlarla beraber. Orada çocukları getirdiler, bağırttılar. Bağırtan bu. Yanındaki o genel sekreteriyle beraber oradaki efendime söyleyeyim e, dernekle beraber o işleri yapın. Ben bilmiyor muyum ya bunları? Bir de ben yapmadım, ben etmedim, ben etmedim. Kim yaptı abi? Diyorum ki kim yaptı bunu? Kim yaptı? Şimdi geleceğiz benim yaptıklarımı diyor ya. Şimdi en büyük suçlu karşındakini suçlayarak bu işten geliyor. Senin yapmış oldun diyorum ki 102 milyon euroluk bir şey balon var. Ya ne diyorum size? Ya biz arkadaş Ankara'da maç oynamadık mı? Siz üçünüz de oradaydınız evet, değil mi? Evet Ankara'da. Gelen kombinesiyle gelen adamın orada kombine kart geçmiyor mu? Geçmiyor. Adama bizim Ahmet Ateş gelenlere bilet veriyor onlarla girmiyor mu? 5 milyon dolar beş taşı oradan zarar ettirdi. Localarda iki kişi ayakta bile satmışız. 6 milyon dolar da oradan zarar ettirdi. Oradan 3 milyon. Buradan 2 milyon. Böyle bir 102 milyon euro. Çin'de var orada. Çin kampına Çin, gidildi. Çin'e gitmişiz filan bilmem ne filan. Ya arkadaş ben o Çin'den sponsorluk alabilmek için Huawei'den, ZT'den Almanya'ya gittim adamlarla toplantı yapma. Geldim Çin'de buluştum. Ben Çin kampına takımla gitmedim. Biz, Umut Kutlu, ben, Heval, hep beraber ilk önce Şangay'a gittik. Orada adamlarsa sağ. Hatta, şeyde var yanımızda. O seyahatte e, galiba şeydeydi o. E, torun onları. Erdal Bey. Evet. Erdal Bey Bizi dava ediyorlar ya. Erdal Bey de var. Dış ilişkilerden sorumlu. Ya Rus, yani burada gazeteciliğinizi gösterin ya bir kere hiç böyle bir şey yaptığınızı da görmedim de. Bu o kamptaki görüntüler her daha onlar yanında. E ne almış? Gitmişiz orada o görüşmeleri yapmışız. Şangay'da bütün görüşmeleri yapmışız. Japonya ya gitmişim Toyota ile. Oradaki görüşmeleri yapmışım. Televizyonda anlattım. Dedim ki arkadaşlar dedim bakın. Chelsea'nin sponsoru Yokohama o zaman. Efendim Samsung hep uzak doğudan. Raikkonen. Raikkonen kim? Ne şey? şeyi? Japon. Hı hı. Şeyde duran. Barcelona'nın e, sponsoru. Hepsi uzak doğudan geliyor. Biz de sponsorları dünya kurulu olacağız. Oradan olacağız. Takımı götürmeden ya bir takımı Türkiye'de bir şehre götürmediğin zaman orada Beşiktaşlılık sayısı azalıyor. Hı hı. Neden Van'da Beşiktaşlar fazla? Beşiktaş Van'da kamp yaptı. Neden İskenderun'da Beşiktaş fazla? İskenderun'da kamp yaptı. Neden Marmaris'te baştaşlar çok fazla? Orada kamp yaptığımız için. Takım nereye giderse oradaki etkisi fazla olur. E sen buradan dünya kulübü olacaksın. Bayan Münik gidiyor, Arsenal gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Herkes giderken biz gittik. Bir tane de oradan yapıştıralım. Sonucunda 11 tane daire geldi. Neyse 11 daire değil. 11 dava. tane dava, dava geldi. Ne Ondan... oldu bu davalar başkanım? Anlatacağım. Şimdi diyor ki Fikret Orman diyor Hasan Arat'la beraber diyor bana diyor operasyon yaptı diyor. Diyorum ki nasıl operasyon yapılır? Cebinin altına oydular diyor. Cebinin altına oydular. Nasıl operasyon yapılır? Sosyal medyada e, kendisiyle ilgili istifa yazan hesapların bir kısmının yönlendirildiğini ifade ediyor. Ben e, Ahmet e, Şimdi e, şey e, telefonumu içeride bıraktım. Telefonumu istiyorum istiyim de getiresinler siz gazetecisiniz. Birisi nefes alsa hele başkan hele birisini yönlendirecek hele birisine telefon açacak. Bak ben birisine telefonla açayım siz duyarsınız. Ben birisini yönlendireyim siz bilirsiniz. Ben bir taraftar grubuna merhaba diyeyim siz bilirsiniz. Şimdi diyorum ki iki tane değil diyorum ya bir tane. Bir tane hesap rica ediyorum sizden de. Bir tane. Ta, benim yönlendirdiğimi söyleyen bir tane hesap söyleyin. Bir tane. iki tane demiyorum bak. Bir tane hesap istiyorum. Yok öyle bir hesap. Var mı öyle bir hesap? Var mı öyle benim bir duyduğum, hesap? Benim duyduğum bildiğim yok. Senin yok. bildiğin var mı? Yok. yok sayın Peki başlıyor. nasıl bu şey yapıyor? Peki ben diyorum ki sen diyorum benim yaptığımı boş ver. Biz gelelim senin yaptığına. İsim isim gidelim online kartal online kartalları mı? Kapalının sesi. Beşiktaş online. Beşiktaş donanması. Beşiktaş davası. Beşiktaş online. Efendim So bilmem ne. Karaduvar profesör bilmem ne. Ben bunların hiçbirisini de bilmem ha. Bizim çocuklar diyor ki bunlar diyor onlara yönlendirdi. Bak isim isim söylüyorum. Diyorum ki e ee? diyorum ki aynı eğer bu iştiraysa söyleyeceksin bir tane. Bir tane. iki tane hesap söyleyeceksin ya. Altı üstü bir tane. Olay Beşiktaş. Profesör BJK filan. Bir tane hesap söyleyeceksin. Diyeceksin ki bunlar senin yönlendirdiğin hesaplardır. Çok basit. İki taraftar. Bu şimdi birisi bağırıyor ya. Diyeceksin ki senin X taraftar grubundan tanışıklığın var. Sen ne? Yüz yüze değil. Bak dolaylı da kabulüm. Kim? Fırat gitti senin namına bilmem ne taraftarıyla konuştular. Kabulüm ya. Kabul ediyorum diyorum. Bak ben değil. Bir başkası gitti benim namıma gitti konuştu desinler. Yüzleşmek kaydıyla. iftira etmek kaydıyla değil. Delikanlı adam öyle arkadan iş çevirdi. Yüz yüze. Diyeceksin ki ya ben. Sen. Senle alakalı ben de diyeceksin ki bana şu kötülüğü yaptın. Aslında. Diyeceksin. Diyeceksin ki gerçekçi olsun. Ben adama ne operasyonu yapmışım? Efendime söyleyeyim Fikret Orman altı mı oydu? Yok. O kendi yaptığını bana anlatıyor. Diyor ki Hasan Arat'la beraber diyor. <laughs> Hasan Arat'la ben 10 senede son 10 senede bak son 10 senede iki defa telefonda konuştum. Yakın süreç var mı Sayın Başkan? İkisi de yakın süreçte. Önceki dönemlerde yok yani. Benim konuşma sebebim de nedir biliyor musun bu televizyona çıkıp konuşma sebebim? Adam bizi hırsız yaptı ya. Her yerde algılar, hırsızlardan hesap sor. Ya benim bir çoluğum çocuğum yok mu ya? Sen onlara dedin ki amcanızın ben sizin dedin ya. Sen ben sizin amcanızın dedin ya. Biz sana abi dedik ya. Sen gittin sadece ve sadece bir koltuk için olmadığım bir şeyi millete pazarlayarak büyük hayranlık içinde bana. Yani ona da geleceğiz. En büyük hayranlığı bana söyleyeyim size. Hasan Arat'la iki defa telefonda konuştum. <laughs> Hasan Bey beni aradı. Büyük nezaket gösterdi. Sayın Başkan dedi. Ben dedi böyle bir kelime etmedim. Etmem de sizin için değil kimse için etmem dedi. Benim de çocuklarım var. Sizin çocuklarınızla ben karşı karşıya geldim. Beraber yemek yedik. Bu dediğimde 10 sene öncesinden bahsediyor. Evet ben asla böyle bir şey söylemedim. Bunu da dedi çıkıp söyleyeceğim dedi. Teşekkür ederim dedim. Nezaket gösterdiniz dedim. Zaten dedim Hasan Bey camia başkanlığı yapan adam toparlayıcı olur. Camia başkanlığı yapan adam her lafı duymaz. Camia başkanlığı yapan adam locada kim kimle maç serettiği kovalamaz. Camia başkanlığı yapan adam gazeteci kimi takip ediyor, kime tweet atmışa bakmaz. Ya diyorum ya arkadaşlar yüz yüzeyiz burada ya. Eğer birazcık vicdanınız varsa deyin ki ya bir kere bizim yazdığımız yazıyla alakalı yorum yaptınız. Yok. Evet. Bir kere şunla konuştun diye bize müdahale oldunuz. Bir kere localarda birisi şunla namaz seretti diye bana gelsin desin ki ya şunla namaz seretti diye bizi takip ettirdi. Bir kişi gidesin ya. Bir kişi. Benim Beşiktaş'la alakalı 3-5 tane çok yakın arkadaşım vardır. Onlarla konuşurum. Onun haricinde Beşiktaş'ı kimseyle konuşmam bile. Diyor ki operasyon yaptı diyor. Hasan Arat'la ikinci konuşmam. Onu da söyleyeyim. Benim kızım var, büyük kızım. Ee, Sivis Otel'de. Evet. O da çalışıyor. Hasan Bey de orada şey yapmış. Lansman. Lansman, Lansman yapmış. Toplantı yapıyor. Baba dedi Hasan Bey dedi bizim orada dedi lansman yapıyor filan dedi. Gitsem dedi gitsem selam versem dedi. Çok hoşuna gider dedim. Git dedim selam ver dedim. Çok hoşuna gider dedim. Hasan Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Kendim ve ailem adına kızıma sarılmış. Hatta onun bir gün sonra da doğum günüydü. 18 Ekim. Ona da çiçek yollamış. Nezaket göstermiş. Bütün 10 sene içerisinde Hasan Arat'ta sağ orada iki defa görüşmem var iki defa. Benden Hasan Bey ne adaylık için destek istedi, ne benden bir talebi oldu, ne bir şey konuştuk, ne bir şey yaptık. Bütün mevzusu Hasan Arat'la beraber oldu. Nasıl biz kumpas kurmuşuz? Soruları tek tek sorayım bir daha. Bir tane site istiyorum. Bir tane. Bak 10 tane saydım. Bir tane istiyorum. 10 tane. Televizyon programında diyor ki Umut Güner'in diyor, onunla beraber diyor, sosyal medyacılarla ben de oturuyorum diyor. O biliyor. Ben bilmiyorum onları. <laughs> Bak şuradan evime gitmek nasip olmasın. Ben onların hiçbirini eskiden de bilmezdim, şimdi de bilmem. Onlarla diyor, biz aynı masada oturuyoruz diyor, İtiraf ediyor. Umut Güner'e diyor, bir şeyde bulunuyor. Şimdi diyor, şey yapıyorum diyor. Ya diyorum ki, sosyal medyada bir, iki, geçtik camiayı karıştırdı. Diyecek ki ya bizi aradı, bize karşı yönlendirdi. Somut. 3 taraftar. Bak ben ne diyorum? Ben oraya gittim diyorum bana küfür ettirdiler diyorum. Peki şunu yaptık diyecek ya bir tane diyecek. Yok. Çünkü iftira atıyor. İşi o. Hayattaki en büyük hayranlığı ben. Çünkü adam geliyor bende bahsediyor. Gidiyor benden bahsediyor. Bıktı millet ya. Sabah geliyor. <laughs> Fikret olma, Fikret olma. Çünkü hayran. Konuşmalarına bakın filan beni taklit ediyor. Diyor ki benim kullandığım laflar var. Canım cennet istiyor, günahlar koy vermiyor filan onlar falan. Her konuştukları. Gittikleri yere bakın hep benim gittiğim yerler. Ben yürüyüş yapıyorum orada yürüyüş yapma filan. Ya. Denk geldiniz mi hiç? Geldim. Ya Konuştunuz artık, mu? Yok ya ben konuşur muyum ya? Ya bana kumpas kuran, benim aileme şerefimle oynayan insanla ben konuşur muyum ya? Efendim bana neymiş? Biz onlara ne yapacağız demiş. Kişisel bir davam, kişisel, kişisel bir, bir görüşüm da var. Görüş, davamız var gibi bir şey de kullandı. Ya ya ne kişisel davam çabuk. olacak? Biz onunla ortak mıyız? Efendime söyleyeyim, kardeş miyiz? Falan. Fikret Orman'la aramızdaki bir iki özel mesele var. Onları açıklamak istemiyorum. Ee, bazı yerlerde haddini aşmıştır. Şey dedi başkanım. başkanım için. De, Fikret Orman ile Beşiktaş başkanlığım bittikten sonra özel bir hesaplaşma durumum var. Hayırdır. Mafyalar mı soyunmuş? Ne yaptıracak? Beni vurduracak mı ya? Yani? Ne yapacak yani? Benim ne mezarıma ne mezarına. Benim onunla hiçbir şekilde bir araya gelmem, aynı ortamda bulunmam bile söz konusu değildir. Allah büyük konuşurmasın. Bir gün belki bir restoranda filan aynı o restoranda belki aynı mekanlarda olabiliriz ama benle konuşacağı şey, benim onunla konuşacağım şey nerede biliyor musun? Sırat köprüsünde. Allah'a hesap verilirken, Sırat Köprüsü'nde, öyle geleceksin, polyanlalara oynayacaksın, efendime söyleyeyim ne, not ettim bazılarını, Ahmet Ürkmezgil onu demiş, yok o onu demiş, ya sen Beşiktaş taraftarı hakikaten bıktı, ben de bıktım, yani Çebi geliyor, Beşiktaş. Anlattıkları konulara bakın arkadaş ya. Den babayı sattım. Ya sen başkanlık yaptın. Kendi başkanlığında kimi sattın? Bir onu anlatsana. Efendime söyleyeyim. Den babanın transferinde ben bulundum. Ben hiçbir zaman Ahmet Nur kötü benle beraber kötü demedim ki. Hiç duydunuz mu? Hep sahip çıktım. Evet. Benim onu hayal etmemin sebebi ne biliyor musun? Bana attığı iftiralarda hiçbir şeyden haberim yok demesi. Onun için hayal et diyorum. Yoksa ben babanın transferi anlatıyor ya benim diyor kız kardeşimden diyor ipotek verdim. O da külli yalan da çıkartsınlar bir göstersinler ipotek kime vermişler. Hep böyle acındırma şeyleri. Peki ben bugüne kadar bir kere konuşmadım. Şimdi konuşayım. O den babanın transferinde ben Chelsea kulübüne şahsi kefalet imzamı atmasaydım nasıl alıyordu Beşiktaş o günü? Kendiniz imza attınız. Evet imza attım. Kayıtlarında var. Beşiktaş kulübünün kayıtlarına gitsinler. Şimdi yeni yönetim gelecek. Siz de gazeteciyseniz gelin inceleyin. Ben babanın transferinde şahsi, Chelsea'ye kefalet imzası vermesem nasıl atılıyordu? Adam, Adam diyor ki çektosunu sattım. Ya baba sen Beşiktaş'ın benim dönemimde yaptığını bırak. İyi olduğu zaman ben yaptım. İftira attım. Ben iftira atanların hepsinin ben sahip çıkıyorum. Sana ona söylediğim mevzunun özü şu. Sen bizim yanımızda icra adam kendisi iftira ediyor bak. İftira demeyeyim de şey yapıyor. Kendisi onaylıyor. Ne diyor? Rahmetli Şafak. Değil mi? Rahmetli Şafak. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Şafak diyor bize geldi diyor icra kuruluna. Evet diyor. Buranın diyor otopark verilmesiyle alakalı diyor. Evet. Biz de diyor konuştuk. Bu dükkanlar kaç tanesi kiraya verilecek? Onlar belli olmadan adam çalışsın filan. O dediği de var ya şafa gıcıklık olsun diye söylenenler Sen şimdi bir AVM'n var. AVM çalıştırmak için birisine verirken dükkanlar dolsun da otopark mı kiraya verir? Zaten dükkanlar dolu, otoparkta çalışıyor. Dükkanlar boş olduğunu kabul etsen otopark dolu. Neyse ben çünkü bilmiyorum. Bunlar icra kuruluna. Sonra diyor ki biz diyor icra kuruluna geldik diyor. Şafak diyor bunları diyor bana, imzaya açmış diyor. Ben Şafak'ta konuştum böyle diyor. Ben bunun neresindeyim? Ben bunun neresindeyim? İcra kurulunda konuşmuşlar. Bana onunla alakalı dava açtılar. Ben de diyorum ki dava açtınız be arkadaşlar. Çok düşeye verilmiş. Kabul diyorum ya. Daha yükseğe verseydiniz ya. Yok. Aynı adamdan gittiniz devam ediyorsunuz. Şu anda da aynı adam orada çalışıyor. Ya diyorum ki sen diyorsun ki ya diyorsun Fırat'a ucuza verdin bunu. Çok güzel Fırat'a ucuza mı verdin? Sözleşmede madde var. Bir ay önceden bildirerekten feshedebiliyorsun. Fırat'cığım sana enfes ettikçe git öbürüne ver. Niye bana dava açtınız? Kendini itiraf ediyorsun orada. Diyorsun ki böyle böyle oldu diyor. Tamam bütün mevzusu hep Fikret Orman, Fikret Orman, geldi Fikret Orman, gitti Fikret Orman. Bir de diyor ki, hiçbir başkanla diyor uğraşılmadığı kadar. Ya dünya tarihinde bir başkan bırakmış, ikinci başkanın bu kadar uğraştığı bir şey olabilir mi? Hiç gördünüz mü? Dürüstçe söyleyin ya. Burada şimdi kimse de yok. Biz bize konuşuruz. Bir tane örneğini gördünüz mü? Bir tane. Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da yok. Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta. Ya ben ve adam var. diyor ki bana diyor kum, e, bana diyor alakalı konuştu diyor. Benim konuşmamam lazım mıdır? Evet. Niye konuşma ihtiyacı duyuyorsun? Ben diyorum ki Fırat diyorum. Soylu taşı diyorum. Mallarını çaldı diyorum. Öyle demesen bile algısını yaratıyorum. Kapılar kapılar arkasında onu konuşuyorum filan. Fırat'a diyorsun ki niye konuştun Fırat diyorsun. Ben kan içtim, kızılcık şurubu dedim. Dedim ki davalar bitsin, öyle konuşayım diye. Ben daha benim bununla alakalı son konuşmamı yaptığımda zaten şey gündemde yoktu. Bu davalarla ilgili e, Sayın Başkan, ben sizi aramıştım. Demiştiniz Hı. ki bundan 2-3 ay önce, evet. Lugano maç, maçlarından önce. 11 tane dava açıldı. 7 tanesini kazandım. 4 tanesini de kazanacağım. Zamanı gelince de konuşacağım dediniz. Bunu haberleştirdik. Sonra e, Sayın Çebi ile stadyumda denk geldik. Evet, Sağolsun makamında. Sayın... Evet, özür dilerim. Estağfurullah. Özür, özür dilerim. Estağfurullah. Özür e, orada birkaç basın mensubu da vardı. Sayın Çebi'ye ben bunu söyledim. E, Sayın Fikret Orman'la konuştum dedim Sayın Başkan. 11 davanın 7'sini kazandım. 4 tanesi kaldı. 4 tanesini de kazanacağım dedi. Söyledim. Kendisi de dedi ki bunu yayınlarda anlattığım için söylüyorum yani. 7 tanesini nasıl kazanmış dedi. Zaman aşımı olanlar var işin içinde dedi. Zaman aşımı olunca dedi nasıl kazanmış oluyor? Ayrıca dedi daha üst mahkeme var. Üst mahkemeye gidecek dedi. Bunu da söylemiş olalım. Burada Ertem Şener de, de aynı. Ya yani Ertem Şener de aslında bu cümleyi destekten şöyle bir şey yaptı. Haklı çıkmış gibi algı yaratıyor dedi Bu davaları kazanmadı. Ya yani kazandı ama zaman aşımından dolayı kazandı. Haklı olduğu için kazanmadı şeklinde bir güzel ifadesi var. var. Çok güzel. Çok güzel. Sayın Başkan. Şimdi ben seni dava ediyorum. Hı. Ve zaman aşımına girmiş bir son şey var. Ve zaman aşımına girdiğin zaman davayı usulen kaybedeceğin belli. Hı. Zaman aşımına girip usulen kaybedeceğin belli. Soru şu. 1 milyon TL her dava başına para yatırıp kaybedeceğin davayı niye açıyorsun? Şimdi diyor ya Zaman aşımından dolayı diyor. Bu böyle herhalde gizli saklı bir şey değil. Bunu açan o hukukçu ondan para alan hukukçu var ya. Ne kadar para oldu aldığında yeni yönetim açıklasın. Buna 1 milyon liraya yakın harç yatırıyorlar. 1 milyon TL. Dava başı. Dava başı. 800 olur, 900 olur böyle tek tek ama Eran civarında bu paraları yatırıyor. Diyorum ki davayı kaybedeceğini bile bile. Neden dava açar insan? suçlamak için. Bu kadar basit. Yani algı yaratmak, suçladım, ettim. Onu da bizzat açıyorlar öyle. Niye biliyor musun? Biz açtık diyor. Onu da itiraf ediyor adam. Her konuşmasında bir itirafı var zaten. Çünkü zaman aşımından dolayı diyor. Arkadaş sen zaman aşımına girecek davayı niye şey... Davaların diyor beşi diyor geri döndü diyor. Külliyen yalan. Yalan değil külliyen yalan. Sana diyorum ben de şunu söylüyorum. Arkadaşlarım arkadaş diyorum sen benim davalarımı İçişleri Bakanlığından ceza verdirmek için koridor koridor gözlüklerin uğraştığını yüzde onu kadar Beşiktaş kulübünü yönetmeyle uğraşsaydın ya. Ya diyorum ya yaptığın sattığın oyuncu benim sattığım oyuncuyu konuşuyoruz. Aldığın oyuncu benim aldığım oyuncuyu konuşuyoruz. Şam diyor ki ben diyor feda sezonunda çalıştım. Eee Şampiyonluklarda futbol şube sorumlusuydum. Yalan. Futbol şube sorumlusu o dönemde değildi. Öncesindeydi. E, hatta ona bir şey mevzusu vardı. Sosa mevzusu vardı tam. Sen konuş dedim. Evinden gitti. Sosa görüşmelerini fotoğraf çektirtip. Biliyorsunuz. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Sen bilmiyor musun? Biliyorsun. Haber yaptırtıp evine çağırtıp futbolcuyu. Ya futbolcuyla görüşme yapılıp da adam çağrılır mı evine ya? E, bunları yaptın. Çok güzel. Hep verdiği örnekler neyle alakalı? Fikret Orman dönemiyle alakalı. Kötü. İdefiksim ben onda. Büyük bir hayranlıkla konuşmalarımı takdir ediyorum. Güç elinde olduğu zaman nasıl yapıyor? Ben diyor istediğim zaman diyor seçime giderim diyor. Taraftar coşturma şey olduğu zaman ben diyor o kadar diyor iyi şeyler yaptım ki diyor beni takdir etsinler diyor. Hakkımı helal etmem diyor. Taraftara diyor ki ben sosyal medyada diyor ben de diyor alakalı diyor konuşanlar diyor. Ben onları diyor ömür boyu takip edeceğim diyor. Tehdit ediyor. Bana yaptığı gibi diyor biz diyor hesaplaşacağız. Ne yapacaksın? Beni vuracak mısın? Vurduracak mısın? Ne yapacaksın? Benle görüşün. Senin çapın benimle görüşme yeter mi ya? Hayatı iftira üzerine verdiği tüm örnekler benle alakalı. Gidiyor son görüşmesine, son konuşmasına, 45 gün sonra. Ben konuştuktan hayalet diyorum ya. Ben konuştuktan 45 gün sonra niye mağdur oynayacak? Bana kumpas kurdular, mağdur oldum ben filan. Diyorum ki ya net konuş ya. Bak ben isim isim veriyorum. Sen de, de ki bir tane isim, bir tane, bir tane isim. Bir kişi gösterin bana. Deyin ki o ismi yöneten Ertan Senle alakalı da Fırat'a salladı. Kabulüm diyorum ya. Böyle yalancılık olur mu ya? Böyle iftiralık olur mu? Herkesin evet ben onunla alakalı ağır konuştum mu? Ağır konuştum. Neden ağır konuştum? Benim ailemle, benim şahsiyetimle, çocuklarımla alakalı iftira attığı için, algı yarattığı için konuştum. Gerek var mı? Yok, gerek yok. Ya Amerika'dan arkadaşım arıyor. Diyor ki, artık konuşman lazım diyor. Amerika'dan. Öbür taraftan konuşman lazım. Konuşman lazım. Niye konuşman lazım? Arkadaşlarım benim namıma <laughs> rahatsız oluyor. Peki cevap bir soru sorayım. Sana sorayım. Konuşmamış olsam algı ne? Suçlu <laughs> demek ki konuşmuyor. Evet. Evet. Sustum sustum. Yoksa normalde davalar bitecek. Ben de davalar bittiği zaman çıkacağım aynen onun dediği gibi diyeceğim ki davalar bitince konuş. Dava bitecek. Götürecek istinafa. İstinafta bitecek. İstinaftan gidecek yargıtaya. 10 sene sonra kim öle kim kala bizim algı gitti şeye. E sen her gün algı yarattın. Her gün benim hakkımda konuştun. Ha? Hasan Arat da diyor ki yalan söylediğinin o kadar farkında ki son konuşmasında Hasan Arat dedi ki hesap sor dedi. dedi. İlk konuştuğunda diyor ki ben bu hırsızlara hesap sor dedi diyor. Şimdi ne diyor? Algıyı yaratıyor. Bütün yaptığı o. Yoksa benim, ben diyor söylüyorum. Babasını da severim. Oğlunu da severim. Kardeşini de severim. Ben onlarla hiçbir problemim olmadı. Babası. Yaşar amca. Oğlum dedi ben dedi bir tane dedi şey. E, kartal. Herkes onu söylüyor bana. Sen gittin babasınınkini koydun diye. Bugün olsa yine koyarım. Yaşar amca. Yaşlı adam uğraşmış. Bir yerde bir kartal heykeli bulmuş. Geldi bir tane ressam bir adam bulmuş. Onun boyalarını yaptırma falan. Yaşar amca şimdi dedim. Ben dedim alır bunu dedim. Stadını oraya koyarım dedim. Benim Yaşar amcayla falan bir sorunum yok. Allah onun kardeşleri online çekecekleri var. Bu kadar ki bir insana ya hep mağdur. Hep böyle şey ama güç eline geçsin filan var ya. Allah Allah Sayın Allah. Sayın Başkan dava demişken eee Fikret Orman diyor ya ben Beşiktaş Çağlayan'dan aldım. O üst katta sıcak ofisinde misafirleri karşılarken Çağlayan'dan gelen hacizleri biz Tamer Karan ile göğüslendik. ifadeleri var. Diyorum ya. Kaç sene geçmiş? He? 2012. 11. Neredeyiz? 11. 2024'te. 11. Ha? 12 sene. 12 sene. 12 sene. Şimdi 12 sene evvelki şeylerinden prim yapmaya çalışıyor. İyi olunca diyorum ya ondan. Fakat icra kurulu başkanı otoparkı kiraya verirken kendi anlatıyor. Onlardan sen sorunuz. Şimdi bir insan onu anlatıyorum. Bakın Beşiktaşlar da buradan dursunlar. Bir insan bir işi yönetirken yüzde yüz bazı hatalarında yapmış mıdır? Yapmıştır. Fakat sen ka kağıdı kalemi al eline alırsan. Süper, 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 süper. En sonda geldin. E burada şey, bunu yazıyor. Bunu konuşuyor. E Tamer Kıran'la şimdi Tamer Kıran'a şeycilik yapıyor. Onun çünkü birisiyle bir işi varsa hemen onun ismini kullanmaya başlar. Şimdi ben hiçbir zaman Ahmet Nur çebi Bizim kulübümüzde bomboş gezi demedim. Genel kurullarda her yerde hatırlarsınız. Ahmet Nurçebi böyle. Bütün yöneticilerimi isim isim saydım. Diyor ki onları ben de elde ettim diyor. Bana yazar diyor. Ya ben bunun gibi Beşiktaş. Peki senin kurduğun, benim kurduğum takımdan şampiyon oldun. O senin şampiyonluğun. Benim yanımdayken efendime söyleyeyim olan senin şampiyonluğun. Kim şey? Ya Şenol Güneş. Şenol Güneş, Şenol Güneş. Şenol Güneş, Şenol Güneş. Ne yaptı Şenol Güneş'e? Şimdi ne yaptı Şenol Güneş'e? Onana Şenol Güneş istedi. tadiç Tad neydi? Tadiç, Tad 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 istemedi. Şenol Güneş istemedi. Şimdi Şenol Güneş'i attı. Şeyin önüne. Peki diyorum ki. Her şeyde birisi suçlu. Sen pür pak. Peki diyorum ki sen başka olarak senin işin ne? Şenol Güneş onu istedi, onu istemedi. Bunu Fikret Orman'a mal et, öbürünü. Fakat sen stadyumun girişine kendi resmini astır. Şampiyon olsun en tepede kendi resmin dursun. Ya bir resim var. Sizde de vardı. ya birisi atmış geçen gün. Beştaş takımı şampiyon olmuş. Sergen hocalarıyla beraber arkada. Arka. Bunlar da en ön önde. Zannedersin ki topu alıp da Sergen arkada duruyor. Şampiyonu kutlamasındaki şampiyonluk kutlamasında Şenol'dan bahsediyorsunuz. Evet, evet. Bir tane fotoğrafımı göstersin öyle benim. Bir tane. Sizin hocayla vardı. Bir de futbolcularla yan yana ama o kutlamalarda vardı. Hep hepsini aldınız siz evet. yanına. Hatta Şenol Güneş'e de bağırdınız. dediğin Baloda. Evet. Balodan bahsediyoruz. Şenol Güneş olanından ben orada yanlarında değilim. Şenol Güneş mikrofonu aldı. Başkanımız burada Fikret Orman, Fikret Orman dedi. Siz ben de şenol, aldım. Torla. Şenol, güne, Şenol Güneş, Şenol Güneş dedim. Ben orada onun bir parçası... Sonra hemen ayrıldınız. Hemen ayrıldım. Bizde öyle Beşiktaşlıkta mütevazilik vardır. Beşiktaşlı olan bir şey, bir şey konuşmaz. Ben bunları konuşuyorum filan, iftiradan dolayı konuşuyorum. Hocayla hiç konuştunuz mu Sayın Başkan şimdi, bu dönemde, Şenol Hoca'yla? Şenol Hoca'yla ne geldiğinde konuştum, ne gittiğinde konuştum. Niçin Sayın Başkan? Öyle bir şey mi olmadı. Yani ben şimdi Şenol Hoca'ya geldiğinde... Allah'tan konuşmamışım. Gelmişliğinde açsa telefon desem ki hoca nasılsın desem Şenol hocanın aklını karıştırdılar filan diye beni dinleyecektiniz ya. Son döneminizle ilgili peki başkanım kendinize bir öz eleştiri yapıyor musunuz? Bunu daha iyi anlatabilirdim diye. Çünkü çok yoğun bir tırnak içinde paralar nerede sloganı çıktı ortaya. Önce statta sonra önce sosyal medyada daha sonra statta. Bu durumu daha iyi anlatabilir miydiniz o dönem? Anlatamazdım. Çünkü o öyle bir e, algı ve arkasında öyle bir güç vardı ki o işin. Ona benim gücüm gücüm yetmezdi. Oradaki en çok kırıldığı mevzu Beşiktaşlar. Beşiktaşlar'da hiç kimse başkanına sahip çıkmadı. Herkes de onu böyle güzelce seyretti. O tribünün içerisinde bağıran 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi ise 30 kişi değil 40 bin kişi de seyretti o işi. Onun için diyorum benim kırgınlığım Beşiktaşlara diye i̇kincisi ben son seçimde aday olmayacaktım. Aday olmada hiç niyetim yoktu. Fakat o Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma onu da kendine mal ediyor ya. Diyorum ya dünyada ne iyi var Beşiktaş'la alakalı o yapıyor. Ne kötü var? TL'ye çevrilen borç. Evet. Onu ben Kulüpler Birliği adına bütün projeyi ben götürüyorum. Onu imzalamak istiyorum. Bir de şöyle bir umudum vardı. Dedim ki ya dedim ben dedim bir de artık aday olmayacağım şeyden de belli. Bıraksınlar da bir işimizi yaparız belki. Üç senede toparlarız filan. O öyle dalga 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 dalga. En sonunda zaten baktım ki ben kulübe artık zarar veriyorum. Yani çünkü o mevcutiyetim benim fayda etmekten zarara dönüşmüş vaziyette. Orada direnebilir miydim? Direnebilirdim. Bakın şunu anlatayım size. Diyor ya ben diyor e e, aday olurken diyor herkes aday ol aday ol aday ol dedi. Onu da anlatalım. Ben aday olmayacağımı açıkladım. Son gün çarşamba yani yarınki gün. Yok geçen hafta çarşamba günü. İmzalar toplanacak, bildirilecek. Bekliyorum ben imzaları topladım kendimle alakalı. Bekliyorum ki aday olsun. Bekliyorum aday olsun. Aday ki çıkmazsa ben Beşiktaş'ı ortadan bırakacağım. Ben de saat 5'te gideceğim diyeceğim ki buyurun. Hani böyle arkamdan atıyorlar, tutuyorlar, kumpas kuruyorlar. Tamam mı? Dedikodumu yapıyorlar ya. Kimse gelmedi. Buyurun aday olacağım dedim. İmzalarım hepsi hazır o günü. Serdal Adalı diyor ki ben aday olacağım dedi. Buyur ol dedim. Serdal Atalı aday olduğunu açıkladı. Bir saat sonra bu adayım dedi. Ne günü bu? Çarşamba günü. Şimdi diyor ya ben diyor o gün diyor açıklarken diyor herkes diyor rahat rahat diyor programını anlatsın diye. 6 Ekim günü kongreye gideceğini söylüyor. Benim baskımla iki buçuk ay sonrasına gidecekti. 3 Ekim'e 2 ay. Ben diyor ilk gün diyor biliyordum diyor aday olmay olmayacağımı. Ben diyor karar vermiştim. İnanıyor musun sen buna? Sen inanıyor musun? Galatasaray maçı falan beklendi yani. Söyledim onu da. Ya bir aday olacak adam benim olduğum gibi ben olağanüstü konuyum. Ben adayım dedim. Yüreği var gelse dedim gelsin dedim. Çünkü dedikodu yapıyorlar. Dedikodu yapıyor. Çıkıp da böyle yüzüne de söylemiyor. Arkadan kumpas kuruyor. Altını oyuyor. Yüzüne geldiği zaman başkanım başkanım. Onların yapanların başı bu. E ee, Yine aday. Peki 2025'te aday mı? Bir buçuk yıl sonra. Olur evet. mu sizce? Aynen. Yerini bulsun yüzde bir milyon aday olur. Yerini bulsun. Şimdi o yeni ekipler, alt katlar. Allah bu yeni seçilecek iki tane başkan adayında yardımcısı olsun. O koltukta o kadar çok gözü olup da bu sosyal medya filan Allah yardımcıları olsun yani. Ne diyorsunuz seçime? Yorumunuz nedir? Bir tarafta yani gerçi e, Sayın Ahmet Nurçebi sizi Hasan Arat tarafına koydu. Ya yani söylemleriyle beraber ona operasyon yaptı şeklinde bir söylemi var. E, herhangi bir tarafı destekliyor musunuz? Herhangi bir tarafa yakın mısınız? Hasan Arat'la olan diyaloğumu anlattım. Evet. İki defa Hı -hı. konuştum diye. Serdal Adalı da benim yakın arkadaşımdır. Çok severim Serdal'ı. Hasan Bey de ben Serdal Adalı'yla alakalı söylediğim sözler onu bir haşa aday göstermek filan değil. Asla öyle bir niyetim yoktu. Ben gerçekler ve kıyaslamalar olsun, algılansın diye söyledim. Yani evimi ipotek ettim kız kardeşimin Adam 10 milyon dolar ver dedim. Bir kelimesini duydunuz mu? Konuşmadınız. Gibi gibi. Bu Serdal Adalı'yı başkanlığa doğru. Benim asla kimseyi başkan adayı çıkartmak gibi bir durumum yok. Ben Beşiktaş'ın bir büyüğüm. Bana yakışmaz. Onun yanındayım, bunun yanındayım diye. Serdal Adalı çıktı dedi ki ben kimsenin devamı değilim. Hiç kimseden de bir desteği isteğim de yok. Yönetime de almayacağım dedi. Yok. Hasan Arat'ta. Hasan Arat'la alakalı da hiçbir kimseyi yönlendirmem. Hasan Arat'la alakalı da herkese başarılar diliyorum. Söylenebilecek çok söz var mıdır? Vardır. Ama ben şu anda bu hafta seçime giden Beşiktaş'ta bir tarafa yönlendirmek ne bana yakışır ne benim Beşiktaşlımaya yakışır. Oy kullanmaya gidecek misiniz? Ben daha evvel de söyledim. Ben yurt dışında işlerim var. Aralık başında yani ayın ee, bu Perşembe Cuma günü Amerika'ya gidiyorum. Oradan başka bir yere gideceğim. İşlerim var ve ayın herhalde 15'i gibi gelirim. Yani Christmas'ı de dönerim. Mali Genel Kurulu da var. Mali Genel Kurulu'da da olmayacağım. Seçimde de olmayacağım. Oy kullanmayacağım. Hiçbir tarafı da desteklemem. Falan. Kimseyi yönlendirmem. Benim ismimle konuşan birileri varsa da ayıp ediyorlar. Ben ee, benim kimseyle öyle bir desteğim mesleğim yok. Doğru da değil. İki tane birbirini seven, iki tane birbirini de hemşeri, ikisi de birbirini çok iyi tanıyan insanlar. Ben Serdal Adalı'yla karşı karşıya seçime girdim. Ee, Hasan Bey Serdal'ı bir destekledi. Olabilir mi? Olabilir. Nasıl Sayın Başkan? Ben Serdal Adalı'yla karşı karşıya seçime girdim. Hasan Arat kimi destekledi? Serdal Adalı'yı da işte destekledi. Serdal Adalı Ahmet Nur ile e, 2019 girdiğinde Eşim. kimi destekledi? Benim tahminim Serdal Adalı'yı desteklemiştir. Bu camia içerisinde olan şeyler bunlar. Fakat ben bunların hiçbirinin bir tarafında değilim. Kim kimi destekliyorsa desteklesin. Ben kimseyi ne destekleyelim ne de bir yere sokarım. Ha şundan rahatsızlığımı söyleyeyim. O seçim süreci o matroşka filan o laflar hiç e, hoş değil. E, ama bir seçim e, şeyi yapılıyor. Onun için de onunla alakalı çok konuşmayayım. E, günü geldiğinde konuşurum. Bu programlarla da alakalı çok konuşulacak konular var. Onunla alakalı da konuşmayayım. Seçimden geçtikten sonra gerekli görürsem konuşurum. Bundan sonraki süreçte de böyle ben gelip size röportaj röportaj yapmam. Kimseyle de gelip de bir röportaj falan ben mecbur kalmadıkça bu mecburiyet de benim şahsiyetimle, ailemle, benim kişiliğimle alakalı olmadığı sürece ben niye gireyim de röportaj yapayım? Ben kendimi unutturmak için bir sürü çaba sarf ederken neden böyle bir şeylerin içerisinde gireyim? K Kapandım peki e, Sayın Başkan? Bir daha Beşiktaş'ta 2025 kastetmiyorum. 2028, 2030, 32 tabii ne olacağımız belli değil ama Beşiktaş defteri, Beşiktaş başkanlık defteri sizin açınızdan Kapandı Söyledim. mı yoksa Beşiktaş'ın ihtiyacı acaba? dedi ama. Beşiktaş bir defter değil, kapanmaz. Hı. Bu bir aşk. Onu anlatıyorum. Beşiktaş bak. Söyleyin söyleyebilirsiniz. Yani nasıl diyeyim şimdi anlatma. Bir tane git mesela bir tane marş söylesin. Marş. Mesela kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var alevler içinde bir tane eski olsun 15. dakikada nasıl koydum Madida eskisi bir tane marş marş böyle Beşiktaş kalben hissedilir sizin şey. şampiyon olduğunuz zaman tribünlerde ben, söylediğiniz o beste vardı ben çocukluğumdan beri hep öyle geldim ben arabada giderken hala moralim düzelsin diye açıyorum marşlarını eğlenceli şeylerini seyrediyorum dinliyorum ...böyle bir aşk işi... ...benim de Beşiktaş'ta olan aşkım... ...o diyor ya... ...mezarımda bile diyor... Hı hı. ...orada bitecek bir şey bu... ...şu anda... ...Beşiktaş'ın bana ihtiyacı yok... ...Beşiktaş'ın... ...iyi yönetecek bir başkana ihtiyacı var... ...orada da iki tane... ...düzgün adayımız var... ...onlar kendi içerisinde... ...mücadele edecekler... ...ve... ...diyor ya beni aradı diyor emrindeyim diyor. Doğru söylüyor. Ben emrindeyim dedim çünkü Beşiktaş Başkanı genel kurul üyeleri Beşiktaş taraf tararlar emrinde olur. Bu Hasan Arat da seçilse emrinde olur. Serdal da seçilse emrinde olur. Ben Ahmet Nurçevi diyor ya ben hadi böyle böyle diyor. Evet doğru söylüyor. Ben normal Beşiktaş'ı fakat Beşiktaş'ta başkanlığı kazanmış bir başkan eski başkana kumpas kurmaya devam eder mi ya? Eder mi? Benim konuşmamın sebebi bunun kumpasçılığı. Yoksa şimdi kim kazanırsa kazansın biz destek olacağız ona. Benim adaylığıma girecek olursak Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olursa ben onu görürsem tabii ki olur. Beşiktaş'ta 2012'de bana ihtiyacı vardı. Ben de onun için oldum. Ben yoksa seçimden bir, iki gün, üç gün evveline kadar yani liste verilmesinden iki gün öncesine kadar yurt dışından geldim. O güne kadar hiç adaylığım falan yoktu. Allah rahmet eylesin Ferhat abi, Ferhat Özgenler. Kayıma gidecek falan deyince ben öyle aday oldum. Bir gün bana ihtiyaç, Allah o günlerden beşte göstermesin. Hep iyi olsun. Hiç de bana ihtiyacı olmasın ama ihtiyacı olursa ben buradayım olurum tabii ki. Ama şu anda gelip şu anda ben diyelim ki üçüncü aday ve seçimi girdim. Paris'e getireceğim mi? Paris'ten Chelsea, City konuşulan konu bunlar. Ortada projesel olarak baktığın zaman benim yapmak istediklerimle alakalı zamana ve sürece ihtiyaç olan şey var. İki arkadaşımız da seçimden sonrası çok zor. Çok zor. Yani algılar o kadar yükseliyor ki rekabetle beraber. Çok zor. Beşiktaş'ın i̇şte 14 tane oyuncusu var. Yabancı. Hı hı. E şimdi transfer yapacağım, yapmak istiyorlar. Ya göndereceksin. Nasıl göndereceksin? Para verip. Sarılıp öpeceksin de falan gidecek mi? Yok. Para verecek. E para verdiğin zaman bütçende transfer yapacak para yok. E taraftar transfer bekliyor. Yani bunlar gerçekler mi? Gerçekler. Ama biz sabahleyin biz senden şunu bekliyorduk. E, bütçe yok. E, öyleyse filan Çok zor süreç bekliyor. Yani onları da biraz rahatlatayım yani bundan sonraki süreçle alakalı. Ama bana ihtiyaç olduğu zaman olurum. Da. Sayın Başkan, Beşiktaş'ta her başkan çok e, olaylı bir şekilde ayrılıyor. Başka takım isimlerini vermeyelim. Başka kulüplerde e, arma için o başkanlar hep yan yana gelirken görüyoruz. Beşiktaş'ta neden böyle bir ee, sağduyu ortamı yok? Neden her başkan olaylı şekilde ayrılıyor? İşte Yıldırım mesela, siz... olaylı bir şekilde ayrılmadı. Yıldırım Demirören Beşiktaş'ta kongrede de bir taraftar olaylarıyla falan gitmedi Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören federasyon içinde başkan olmak için kulüpten ayrıldı. Yani onu böyle bir genelge olarak anlatıyor. Hayır şöyle bir durum yok. Yıldırım Demirören çıldırt bizi başkan. Uçur bizi başkan öyle gitti. Bir, bir, bir süre ama yeter diye çok uzun süre varıldı ya. Ama netice itibariyle esas ana sebebi taraftar mevzusu değildir. Kendisi ayrılmak evet, için kendi ayrıldı. kendi ayrıldı. Şimdi ben ona çok imtina gösterdim. Hiç de benden önüne kalmamış. Yani ben eski başkanım benim Serdar Bilgili benim başkanlığımı yaptı. Ben şampiyonluk maçına başkanı aldım. Siz iyi birisiniz. Ben futbol takımının uçağına eski yöneticiler kim gelirse hepsine yer verir. En önde oturturum. Beşiktaş'a emek dökmüş insanları önemserim. Söylerim Beşiktaş'ta emek sarf etmiş insanlara değer verin diye. Bir per pera'da bir şey yapmışsınız. Pera'da bir toplantı yapmışsınız. Ee, Bütün eski başkanlar gelmiş evet, böyle bir evet, organizasyonlarda. Evet, bizim yoksa bu birazcık camia başkanı ama maalesef bizim toplumumuz, Beşiktaş toplumu çok çabuk dolduruşa, çok çabuk dedikodulara, çok çabuk da insan harcamaya meyilli bir toplum. Mesela 2018 seçimi, 2000, 1998 seçimi, 1998 seçimi oldu Süleyman abi aday, karşısında şey aday, Hmm. Ee, İhsan Kalkavan aday. Seçimi Süleyman Seba kazandı. akşama maç var. Ben diyorum ya ben Beşiktaş'ta benim kadar bilgisi olan çok az adam vardır. Ben çünkü çocukluğumdan beri geliyorum işin içerisinde. Taraftarlığımdan, sporculuğumdan. Evimizde, evimizde bizim Beşiktaş vardı. Babanız zaten. Evet. 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 Baba hakkı Allah rahmet eylesin. Süleyman abi, birçok insan bizim evimizde otururlar. Neyse. Seçimi kazandı Süleyman abi. Akşam da maç var. Biz de maça gittik. Ondan sonra o günkü yönetim kurulu seçimden çıktı maça geldi. Fahrettin abi. Hiç unutmuyorum. Galiba ilan vardı Ata Deniz. Ondan sonra rahmetli Tankut vardı galiba. Yani böyle 4-5 tane, altı tane yönetici geldi. O sırada maç başlamadan kapalının ortası bağırmaya başladı. Yönetim istifa, yönetim istifa. Fahrettin abi de olabilir. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ya dedi biz ne icraatı yaptık ki dedi. Mazbatayı almadan dedi. Yönetim istifa, yönetim istifa. Bu işler ta oralara yani o Hasan Arat'ın seçildiği yönetim kurulundan bahsediyorum. Ta oralardan öncesinden başlayan bir süreç bu. Ve o süreci camia engel olacak. Bu bir kişinin engel olacağı bir şey değil. Camia engel olacak. Fakat biz de mesela bugünkü seçimde dahil olmak üzere Beşiktaş'ı e kim daha yönetirden daha fazla ne konuşuluyor? Fırat onunla beraber transfer. Ertan bununla beraber biçkiler, o oradaysa bu burada. Bize o 96 seçiminde böyle yaptı, 2004 seçiminde böyle oldu. 18 bin hep bunlar. Ve kongre eğlene bak. Ergelen diyor ki işte halka açacağız. Halka açacağız. Ben işte 2000'den 1200 lira indirmiştim. Yayılsın diye filan Şimdi bu son dönemde bir 1000, 2000, 10.000 kongre grup üyeleri şimdi o sayı artıyor zihniyet aynı şekilde devam ediyor buna ancak camia e, mal olacak ama Beşiktaş'ın hakikaten bu konuda özellikle kongre yapısı ve e, taraftarların yönetime gidip gelmesine e, konu olması büyük bir hastalık ve bunu çözmesi gerekli olan bir hastalık buna, e, ben buna bütün desteğimi veririm yani böyle bir şey olsa Sayın Başkan, siz dairelerle ilgili bir açıklama yaptınız. 11 daire satılmış dediniz. Sayın Çebi bu dairelerin tapusu yok dedi. Beşiktaş taraftarları da çok merak ediyor bu 11 daire, 11 dairenin tapusu var mı yok mu? Bak burada. Bir tane şey haber yapmış. İsmini de göstermeyeyim. Başkanım şey alayım ben mı? gösteririm. Ah, ismi de var altında. Bak tapular da burada. Tapular da var. Bak tapunun kendisi de burada. Bak. Tapular da burada. Evet, tapu resimleri var. Rahmetli Şafak bak. Rahmetli Şafak al tapuyu tut tapuyu. Tapu topu tapu, tamam. bak elinde var. ha. Tamam, tamam. Rahmetli Şafak bak. Yapılan sözleşme şirketten. Rahmetli Şafak bunları anlattı tek tek. Bu hepsini ortaya koydu. 11 tane daireyi Ananım şirkette bu. Yetkim yok filan değil. Dernekte olduğu zaman genel kurul yetkisinde. Bu AŞ'ye alınmış. 11 tane daireyi sattı. Şimdi satmamış gibi konuşuyor. Yani adam diyorum ya son veda konuşmasına çıkıyor. Konuştuğu mevzu nasıl iyi yönetti, beni nasıl kötüler konusu bu. Biraz sen 11 tane daireden bahsetsene. Sen şu çilekli tesisini kaptırmışsın. Gitmiş bizim çilekli tesisi. Artık Beşiktaş'ın bir çilekli tesis diye bir yer yok. Hem de gittiği bir buçuk sene olmuş. Diyor ki benim diyor denetleme kurulu başkanı diyor her şey denetleniyor diyor. Ben mi iftira atıyorum denetleme kurulu yazı göndermedi mi kongreye gideceğim evrakları inceleyemiyorum diyor. Ben iftira mı atıyorum yanlış bir şey Olağanüstü kongreye davet etti. Olağanüstü kongreye davet ediyorum dedi mi? Denetleyemediğim dedi. Diyor ki mesela örnek vereyim size bizim zamanımızda bizim CEO Gökhan ne maaş aldığını herkes bilir miydi? Bilir değil mi? Her gün o gazetelerde filan. Şu anda bu şu andaki CEO kaç para maaş alıyor biliyor musun? Ne kadar? Ne kadar? Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum. Kimse bilmiyor ki. Evet. Vatan sırrı. Evet bilinmiyor. Neden bilinmiyor biliyor musun? Çünkü onlarla vurdular beni. Onlarla vurduklarını onlar örtecekler bir maaş tek, bir maaş çift. Bir maaş tek, bir maaş çift. O görürsün şimdi kaç paralar aldıklarını. Şimdi yeni yönetim gelecek ya, o açıklasın kaç para aldığını maaşların. Şimdi Açıklamalı mı? Serdal Bey de gelirse, Hasan Bey de gelirse. Açıklasın gelirsem. bu gizli sapak kapaklı bir şey mi? Yani bu böyle gizli sıraşırsa... Örnek olarak söylüyorum. Fırat bizde çalışıyor. Maaşı da 10 lira. Bu gizli kapaklı bir şey mi? Yok. Sen eğer bu maaşı buna veremiyorsan o zaman ne diye aldın ki adamı? Veriyorsan bu bir iş yapıyor ki onu verdi. Onu savun. Yani gizleme. Her şey gizli. Diyorum ya 11 tane daire gitmiş. 3 sene var. Haberin var mıydı senin? Gittiğinden, satıldığından. Senin var mıydı? Senin var mıydı? Yok. Peki çilekli bir buçuk sene olmuş gitti. Haberin var mı? Senin var mı? Yok. Kimsenin yok. Ya diyorum ya benim olduğum dönemde bir tane bardak yere düşse her yerde herkes biliyor. Şimdi niye bilmiyor? Çünkü onlar yaptıkları için o işleri yaptıkları için nereden gelir? Diyor ki denetleme kurulu başkanı diyor her şeyi denetleyebilir ama bana izahat verecek neden denetlediğini. Öyle denetleme mi olur ya? Evrak bu git ne istiyorsan denetle dersin. Diyorum ya Feyyaz Bey orada isteyen istediği kadar konuşsun adam orada. Ümraniye'de ilgili bir sıkıntı var herhalde bu. Sayın Çebi ona da değindi. Üst kullanım hakkını aldık diye ama sizin döneminizde rahmetli Şafak abi o konuyla ilgili çok inanılmaz çalışmalar yapmıştı. Ya Şafak'la alakalı da konuşayım. Yani Şafak Allah rahmet eylesin dünyanın en iyi çocuğuydu. Deli doluydu. İyi çocuktu ve iyi Beşiktaşlıydı. Bak Şafak'ı çok severdim diyor. Şafak öldüğü Bir buçuk ay sonra iki sene olacak. Şafak saken biz ayrıldıktan sonra da iki iki buçuk sene hayattaydı çocuk. Öldü evine ee, bilet borcu var diye 230 bin lira için şey gönderdiler. İhtarname gönderdiler. Şafak'ın bir borcu olsa, Şafak'ın bir borcu olsa, Şafak öderdi. Şafak öyle bir kavga ediyor ki dedi ki bunlarla. O 230 bin değil 230 milyar olsa o parayı öderdi. Şafak'ın borcunu ödemiştir. Temiz kağıdından çıktı. Herkes ki arkadan bir şey gelmesin diye. Herkes borcunu kapattı. Şafak'a çıktıysa bir daha ödemiştir filan. Öldü 230 bin lira için karısına şey gönderdiler. Bilet borcu var diye. Çok mu seviyordun Şafak'ı? Çıkartıp verseydin 230 bin lirayı karısına ölmüş kadına göndereceğini Diyor ki biz diyor konuşuyorduk diyor. E ee, Şafak'tan diyor ben diyor efendime söyleyeyim şey diyor neydi? <laughs> Umut Güner'i elini öptürmeye getireyim filan demiş. Ya nasıl bir yalan? Hani bu kadar yalan nasıl konuşabiliyor? inanamıyorum Şimdi siz Umut Güner'i tanıyorsunuz. Şafak'ı da tanıyorsunuz. Şimdi Umut Güner'e silaha dayasak. Git bu adamın elini öptesen. Sık mı der? Sık der. Sık der ya. Şafak da öyleydi. Yani yok ben götürecekmişim. Elini öptürecekmişim. Diyor ki Umut Güner diyor bana küfür etti diyor. E? Ya Umut Güner sana küfür ettiyse sen Umut Güner'in bir ay sonra gel barışalım yemeğe gidelim diye niye aradın adamı? Hani Umut Güner geldi de sana abi ben özür dilerim bir hata yaptım mı dedi. Ki ben Umut'a söyledim. Senden yaşça büyük. Yaptığın hiç doğru bir şey değil. Burası bir yönetim kurulu. Senin bu yaptığın hiç doğru değil diye söyledim. Umut da kendine C cevaplarını verdi. Fakat onları barıştıran Ahmet Nurçe gitti. Kendine küfür etmiş. Ana avrat küfür etmiş adama. Gitti koluna girdi. Ben de Umut'u getireceğim. Umut'cum diyeceğim. Öp abinin elini diyeceğim. Yani bu kadar yalan nasıl konuşabiliyor nasıl edebiliyor diyorum ya çok hakikaten ona acıyorum ya hani kendini çok acındırmak istiyor ya çok acıyorum neden acıdığımı söyleyeyim olmadığı bir şeyi millete inandırdı her şeyi ben yapıyorum Fikret Orman bir şey değil falan diye inandırdı sonra başkan olduğunuz sabahı bambaşka bir şekilde kalktı ve eskiyle alakalı hiçbir şeyden haberim yok. bütün <laughs> 85 sayfa, 100 sayfalık raporda iki defa ismi geçiyor. Benim o raporla alakalı kızdığım mevzu şu. Kumpasçı, sen bu raporu yaptırdın, getir bize ver ya, biz onu bir konuşalım. Sen orada çıkıyorsun, kongrede, İbrahim'dan önden evvel, lagala 102 milyon filan kimsenin bir şey aldığı ya kumpası kuruyorsun. Bizi ibra ettirmemek için sen onu bir bize ver. Ya biz bunu mahkeme alamadı ya. Diyorum ya şey odasından çıkmış kozmik odadan en dibinden. Bu vatan sırrı ya. Ondan sonra diyor ki onu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Ya bırak bu işleri ya. Şafak'ın gitmişsin evine 200 bin lira için bilet parası borcu var bilmem ne parası borcu var. Çok mu seviyordun Şafak sen? Çok mu arkadaşındı Şafak senin? Kardeşim çıkartıp 200 bin lirayı versene ya. O kadar çok seviyorduysan. Umut, Umut'la Şafa bütün kızgınlığı nedir biliyor musun? Ahmet Ülkemezgire'de, Ahmet Kavalcı'ya da, Deniz Atalay'a da, Serkan Yazıcıoğlu'na da, hepsine. Beni satıp onun yanına gitmedikleri için. Ya diyorum ya, sizle beraber, biz beraber çalıştık. Siz hiç bir gün bir yöneticin bir yerde kötülediğimi, bir şey yaptım gördün mü? Bir gün sizi kısıtladığımı gördün mü? Bir gün sizi takip ettiğimi gördün mü? Ya koca bir iştaş başkanı bunları yapar mı ya? Kumpas da geldi. ama Şimdi mağdur edebiyatı yapıyor. Fakat acıma sebebim şu. Herkes beceriksizliğini gördü. Bundan sonra anlat şimdi. Anlat da anlat. Anlat da anlat. Şimdi anlatıyor. Dem babaya ben an. Ya baba sen kendi aldığın bir oyuncuyu anlat ya. Şenol Güneş'ten diyor biz şampiyon yaptık diyordu. Şimdi dedi ki Şenol Güneş diyor efendime söyleyeyim ona anayı aldı. Öbürünü o aldı. Şenol Güneş aldırmadı. Şimdi Şenol Güneş'i. Hep iyi şeylerde o. Kötülerde başkaları. Ve herkes anladı. İki kumpasçılığını anladı. Şimdi bundan sonra hayatına devam edecek. İş yapacak. <laughs> Bakacak herkes diyecek ki, ya buna buna bu adam bunları yapmış bunları yapmış diyecek. Arkadaşları filan Becerisini herkes görecek gördü artık o yalanlar düştü ne kadar yapsa bile artık bitti onun için de artık bundan sonra benim ona bir Beşiktaş abisi tavsiyem olsun bu işleri falan bıraksın kim seçilmiş kim seçilmemiş kim ne etmiş kim ne etmemiş iki ay böyle geçe koyup şeyleri bütün evraklarını temizleyip gelsinler beni incelesin beni incelenmesinden ben rahatsız olmam asla olmam zaten saç, denetlenen bir yer denetleme kurulu denetliyor İçişleri Bakanlığı denetliyor SPK denetliyor herkes denetliyor hiç ondan rahatsız olmam siz benim denetlenmemden rahatsız oldum diye millete rahatsız etmeyin kumpas kurdunuz ya yapmış olduğunuz yalan ra rapor kimsenin elinde yok ya sen raporu gördün mü sen gördün mü alabilmek için bir defa şey Tam ne kadar James Bond'un arkadaşı görmedim. olmanız lazım yüzeysel geçildi sadece James Bond'un arkadaşı olmanız lazım nasıl rapor gizli İftira gizli değil maçı kaybettiğin gün ertesi günü çakma Beşiktaşlı gazeteciyle evrakları vermek gizli değil ama iş şeye geldiği zaman gizli ya bırakacaklar bu işleri artık bundan sonra hiç o işleri bıraksın Ahmet gitsin işine göcüne baksın çoluğuna çocuğuna baksın Bundan sonra birazcık kendi işine baksın. Belki millet unutur. Ben unutmam. Ben ne diyorum? Onun bende görecek hesabı ancak Sırat Köprüsü'nde göreceğiz. Benim ona bir tane bir milyon tane emeğim varsa hepsi haram zıkkım olsun. Şu, o kadar <laughs> <laughs> gerilimli bir Sayın Başkanım program... inanılmaz. Evet gerilimli program oldu. Bir Futbola dönüş yapsak mı başkanım? Yapalım. Tabii evet, evet. evet. Yapalım, yapalım. Ee, <laughs> tam girmiyorsunuz ama sonuçta bu camianın e, çok önemli bir figürüsünüz. Başkınızsınız ve çok da büyük transferler yaptınız ve hala o isimler konuşuluyor. Kamtı Beşiktaş'lar konuşuluyor. Şu an takıma baktığınızda ki izliyorsunuz maçları. E, Beşiktaş kadro mühendisliği anlamında çok sıkıntılı bir takım var. Var. Sizin e, yorumunuz nedir? Yani siz gelseydiniz şu anda ki çok zor dediniz işiniz. Yani gelecek başkan iş çok, çok, zor, zor dediniz. Çok Nasıl zor. düzeltmeler, Ne, mesela ne tavs bir tavsiye etmek, bir tavsiye bulunmak ister misiniz? Kadrosal evet. anlamda teknik tabii belki bu işlere girmek istemezsiniz ama şimdi, şimdi Talişka'yı çok... Talişka getirdiğiniz, Abu getirdiğiniz çok önemli oyuncular getirdiğiniz için buraya ne çare olabilir mesela? Birincisi şunu söyleyeyim. Hiç öyle 5 e, Beşiktaş bu sezonu kaybetti. Beşiktaş sezon sonunda iyi bir yerde bitirebilmek için Rıza Hoca ile anladığım kadarıyla ikisi de devam edecekler. Rıza Hocayla beraber bir iki noktaya dokunabildikleri derecede çok böyle acele etmeden, taraftar mühendisliği yapmadan, dürüstçe bir iki tane oyuncuyla sezon sonuna baksınlar. Bu sürede de önümüzdeki bir altı aylık bir süreç var. İkisinin de e, bir tarafta galiba Samet hoca var. Evet. Öbür tarafta Mehmet hoca var, Mehmet Özürek var. İkisi de öyle bir ekipten çalışıyor. E, öbür tarafta Feyaz e, e, yönetimde. E, e, yönetimde. Öbür tarafta da değerli arkadaşlar var. İkisinde yurt dışı ilişkileri var. Bir topa basıp bir defa benim yönettiğim dönemki gibi bir beştaş yok. Neden? Biz o anlaşmayı yaptığımız zaman bankalarla belirlenen bir anlaşma haline girmiştik. Öyle bir kısıtlayıcılık var. İki, federasyon artık sezon başında şey var. Herkesin transfer bütçesine limit var. Limit var. Şimdi bu Beşiktaş'a yaptıkları en büyük kötülük ne biliyor musun? Beşiktaş'ın bütçesini çok indirdiler. Bizim zamanımızda sponsorluk gelirleri çok yüksek. Efendim, Satış Öksümün, olmadığı için indi aslında. Forma, satışı. forma satışımız inanılmaz yüksek. O yüksek, bu Neyse. Şimdi bütçe aşağı inince, Beşiktaş'ın transfer, daha doğrusu da anonim şirketin harcayacağı para limitleri düşük. Üçüncü mevzu, yeni çıkan spor yasası. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben gittim, şu oyuncuyu aldım, getirdim diyemiyorsun. Borçlandırsan spor yasasına tıkanıyorsun. Bu taraftan bolcunun lisansını nereden alıyorsun? Federasyon. Federasyondan. E federasyon, federasyon sana diyor ki bu kadar limit verdim diyor. Sen gittin 10 milyon euroluk oyuncu getirdin. Lisansını alamıyorsun. 14 tane oyuncun varken bir tane daha alabilir misin? Alırsın. Lisansını alamazsın. Yani orada bayağı bir sıkıntılı bir süreç var. Şimdi algı ve yüklenmeler şeye doğru. Neydi? Ben hem iki başkan adayı seçilecek başkanı da önümüzdeki süreçte rahatlatayım. Yani işte şunu alalım, bunu alalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bizim bu sezonu kaybetmiş vaziyette. Fenerbahçe ve Galatasaray çok konsantre bir şekilde gidiyorlar. Bu dakika itibariyle Beşiktaş bir tane büyük transfer, iki tane büyük transferler filan. Az futbolda olmaz olmaz ama ama çok zor bir ihtimal. Onun için şu anda sezon sonunda UEFA'ya katılmak, o ...ve ligi en iyi yerde bitirmek... ...kupayı, almak gibi, kupayı almak gibi gibi... ...birçok şeyle... ...önümüzdeki seneye... Evet, ...hazırlık yapması... Yani ...enerjiyi sezon sonunda harcamak lazım... ...yoksa en büyük hata... ...burada çünkü... E, ...beklentilerle beraber girdiğiniz her şey... Bir bir bir, ...bir bir bir bir... ...çünkü futbol... ...insanla oynanan bir şey... ...insanın olduğu her yerde... E, ...egolar takım olmak. Birçok şey var. Rıza Hoca da yeni geldi. Çok tecrübeli. Ama bu takım bir süre geçtikten sonra Rıza Hoca'dan devam ettiği zaman da Rıza Hoca diyecek ki benim şuralarıma şu transferleri lazım. Yani diyecek. Onun için onun üzerinden de stresi alıp şu anda bir topa basın. Belki bir iki tane destekten. Yani stoper bence <laughs> i̇htiyaç var yani o mevkide. Yoksa Beşiktaş'ın kadrosu da iyi oyuncular da var. Ee, tabii Beşiktaş bu. Bence öyle yapması lazım. Siz başkanlık döneminizde bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı <laughs> yanınızda o tavrı sergilese ne yapardınız? Ben başkanlık döneminde bir Futbol Federasyonu Başkanı o tavrı benim yanında asla sergilemez ben ona öyle bir duruma bırakmam. O da bana onu yapamayacağını bilir. Yani öyle bir olay benim başkan olduğum bir yerde olmaz. Mümkün değil olmaz. Onun için de ne yapardım diye bir cevap vermeyin. Olmaz öyle bir şey. Yani Mehmet Büyükeşli ben o da G Gaziantep Spor'un başkanıydı. O zamandan da tanırım. Ee, benim olduğum yerde öyle bir şey asla yapmaz. Yapmaz. Ama şu da bir gerçek. Şimdi federasyon başkanı maça geliyor. Maça geldiği gün kulüp başkanı Amigo'larla toplantı yapıyor. Bunları da sosyal medyada okuyoruz. Birincisi kulüp başkanı Amigo'larla ne toplantısı yapıyor? Kulüp başkanı oluyor. Hani mesela konuşmasının içerisinde demiş ki işte demiş e, neydi Fenerbahçe'de e, Mahmut Uslu'yla filan e, beni gönderdi konuşma. Başkan başkanla konuşur. Kimi göndereceğim? Sen ikinci başkansın. O da oranın ikinci başkanı. Sen gideceksin konuşacağız. Ben gidip Mahmut Ustu'yla konuşur muyum? Bu işin bir seviyeleri vardır. Başkan gidip hiç duydunuz mu benim amigolarla topla, toplantı yaptığımı? Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Dünyada olabilir mi? Olmaz. Beşiktaş'ta da olmaz. E şimdi federasyon başkanının geldiği gün sen amigollarla toplantı yapıyorsun. Hiçbir şey dememişsindir. Öyle kabul ederim. Algın o değil. Algın o değil. İki, sen oradaki ortamı gördüğü zaman böyle bir ortam görüyorsan başkan gelme dersin. Geliyorsan Yukarıda locana ait gelesin bir fotoğrafı verirsin. <laughs> Yukarıda loca var. Çıkarsın loca da Onu yönetirsin. Şimdi benim olduğum orada öyle bir şey olmaz. Mehmet Büyük Ekşi bana öyle bir şey yapmaz. Yapamaz. Zaten asla da yapmaz. O kadar net söyleyeyim. Yavaş yavaş Şimdi herhalde. o millet yani diyorum ya benim davalarımı takip bana laf yetiştirmeyi takip, eski yönetimde ki transferleri takip yapacağına 11 daire içine cevabını ver ya. Çilek de gitmiş onun cevabını ver. Bin tane mevzu var. Sen git bunları takip et. Sen Beşiktaş'ı git e, federasyonda takip et. Yani Yıldırım Demirören federasyon başkanıydı. kavga ediyorduk. Benim Nihat Özdemir'le alakalı da demeçlerim var. Ama uslupla, nezaketle. Ben hiçbir zaman onların koltuğunda gözüm olmadı. Benim onların koltuğunda gözüm olacak bir kumpasa da girmedim. Pusuya da yapmadım. Şimdi diyorum ya pusu deyince aklıma geldi. Ben derim bu lafı biliyorsunuz. Bizde pusu kültürü var. Çünkü bana pusu kurdular diyor. Hayatındaki en büyük şeyi, idolü benim onun. Ben nerede yürüyüş yapıyorsam orada. Nerede oturuyorsam geliyor oraya geliyor oturuyor. Evvelden karşıda oturuyordu geldi bizim tarafa. Yazdığım benim neredeyse başka bir yerde o geldi. Otelin yanında geldi yazdım. İdol etmiş. Bana hayran. Ama bu taraftan da güç eline geçtiği zaman hiçbir acıması olmayan, hiçbir hatrı olmayan bir insan. Allah de bir işi yok. Bundan sonra Onunla dost olup onunla beraber yaşayan insanlara yardım etsin. Unutulmaz bir yayın olacak. Evet. Bence bu evet. röportaj yayınlandığında e, çok uzun bir zaman konuşulacak. Üzerine çok e, sohbetlerin gerçekleştirileceği e, bir röportaj olacak Sayın Başkan. E, bu arada Sayın Ahmet Durçabi de tabii ki röportajı izledikten sonra konuk etmek isteriz. Onun da cevap hakkı vardır. Sports Dijital'de. Fırat abi. Teşekkür ederiz. Aşkım, İnşallah. zaten. Bir daha konuşmayacağım uzun süre. Yani baş... ya ben niye konuşayım? Kendimle ilgili bir şey olmadıktan sonra niye konuşayım? Konuşmam yani diyor. ben bu konuşmaları da daha evveliyatında yapma sebebini net olarak ortaya koydum. Hı -hı. Yoksa Beşiktaş'ta konuşacak bir şeyimiz varsa biz gider başkanla konuşuruz. Destek olunacak bir şey varsa başkana destek olunur. Başkan bizi arar derse ki ya benim şu konuda yardıma ihtiyacım var Hı -hı. veya yardıma ihtiyaç olmak ağır bir laf olabilir. Şu konuyu bir, e, halletmeni bekliyorum senden der gider hallederiz. Biz netice itibariyle bu camianın insanıyız. Beşiktaş Başkanı da bizim başkanımız. Ama Beşiktaş Başkanı kumpasçı olmaz. Beşiktaş Başkanı iftiracı olmaz. Beşiktaş Başkanı başka bir adamdır. Beşiktaş Başkanı o işlere girmez. Ama yoksa eski yönetici itibar göstermek istiyor musunuz? Görmek istiyor musunuz? Şimdi o da eski olacak. Eski olacak. Şimdi gelen adamlar ona bu dedi bana yaptığını yüzde onu yapsınlar. Bak gör ne hale gelir. Herkes bir gün eski olacak. Sen ne gösterdiysen onu görmek istersin. Halbuki sen başkanlığın bitmiş. Maçlara gelsen, etsen, bilmem ne. Ya bizi maça getirecek hali bırakmadı. İçimden maça gitmek istiyacını bırak kaldırmadı. Yani. Çünkü arkadaşlarım maça gidiyor. Hangi lojaya girdin, hangi lojadan çıktın? O lojadan bu loja, bilmem ne falan. Ya burası CIA'nin kutu kutu şeylerini mi geziyoruz ya? İnsan maça gider. Kim ne istiyorsa onunla konuşur. Kim ne istiyorsa ona merhaba der. Yazık. Sayın Başkan ağzınıza sağlık. Ee, bu hafta çok e, Beşiktaş'a doyacağınız bir hafta olacak. Ee, i̇lk olarak Beşiktaş Kulübü eski başkanı Sayın Fikret Orman'ı ağırladık. Bu hafta içerisinde sırasıyla önce başkan adaylarından e, Serdar Adalı ardından da e, Sayın Hasan Arat konuğumuz olacak. E, çok teşekkür ederiz. Bizi teşekkür izlediğiniz bak. için size de çok teşekkür bak. ederiz. İki başkanına da başarılar benim adıma dileyin. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Birbirlerini kırmadan Beşiktaş'a yakışacak şekilde bir kongre olsun. Kavgasız, gürültüsü olsun. Kazananın Beşiktaş olduğu bir kongre olsun. Bu netice itibariyle bir görev yarışı. Bu bir kan davası değil. Kimsenin kişisel işlerine girmeyin. Bak ben ne kadar üzüntüler çektiğimi hissediyorsunuz. hissediyor, herkes hissediyor. Bu durumlara girmeyin. Burası kişilerin egosunu serfetme değil, Beşiktaş'a hizmet etmeye de. Onun için de iki başkan da benden başarılar olsun. Allah kalplerini neyse o gibi yapsın. İlerleyen haftalarda stada maça gelmeyi düşünüyor musunuz? Müsait bir vakit bulursanız. İnşallah daha çok bir yurt dışı maçına gitmek istiyorum. Ya yani şimdi bir zaman yurt dışındayken bir maça vardı gitmeyeyim dedim. Öyle bir şey kalmadı İsviçre yani. belki Lugano var. Olabilir. Yok yok geçmişe gideyim şey. diye şey olmuştu. Şimdi bilmiyorum yani maça da gideriz, şeye de gideriz. Niye gitmeyelim? Ben bu kulüp benim kulübüm. Bunlar daha ismini bilmezken ben orada sahasına çıkmışım. Sarıyer'de antrenman yapıyorduk. Metin Türel hocaydı. Enver Katip yardımcısıydı. Ben o günlerinden gelmişim. Hepsini gün gün bilirim. Saat saat bilirim yani. Hayatım o işlerle geçmiş aynısı olur inşallah. Ağzınıza sağlık. Biket Orman'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Keyif aldığınız bir sohbet olmuştu. Çok çok şöyle anormal izleneceğini tahmin ediyorum. Sert bir yayın oldu. Ee, bu akşam bu gece büyük bu ihtimalle ee, spor, seç, seç, evet, izleyecekler. Evet, Bugün değil edeceğim. sadece seçime kadar, seçimden sonra da uzun zaman konuşulacak evet, evet. bir röportaj oldu. Tekrar ağzınıza sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.